İyi akşamlar sayın spor severler. Hakem Köşesi programına hoş geldiniz. Engin Hocam hoş geldin. Merhaba, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkürler. İşte dün Adana'daydık. Malum evet. Adana Demirspor ve Giresunspor kazanınca biz maalesef playoff oynamak zorunda kaldık. Program da belli oldu zaten. İsterseniz hemen 34. hafta toplu sonuçlarına geçelim. Onun üzerinden maçları değerlendirelim. Zaten ağırlıklı olarak biliyorsunuz bizim playoff'ta karşılaşacağımız rakiplerimizle beraber evet bunları konuşacağız. 34. hafta toplu sonuçlarını alabilirsek başlayalım. Evet, Boluspor 3, Eskişehirspor 0, Akhisar 1, Ümraniye 1, Altay 4, Bandırma 3, Balıkesir Spor 0, Altınordu 5, Bursa Spor 0, Keçiören 3, Ankara Spor 0, İstanbul Spor 2, Menemen 1, Adana Demirspor 4, Adana Spor 0, Yılport Samsun Spor 2, Tuzla 1, Giresun Spor 2. Şimdi her zamanki gibi rutin olarak TFF'deki fixture sıralamasına göre maçları değerlendirelim. Daha sonra da özellikle Samsun Spor, Adana Demirspor, Giresun Spor bunları bir değerlendirip sonra da biliyorsunuz Altınordu ve İstanbul Spor Altay'ın maçlarını değerlendireceğiz. Evet. Şimdi ilk maçımız Boluspor Eskişehir Spor. Burada önemli olan şuydu, bir ulusal hakemi, klasman hakemini tekrar maça verdiler. Önümüzdeki sene işte üst klasmanı almaları için Raşit Yozgancılar Konya bölgesinde, kendisi doktor. Ben maçı takip ettim. Açıkçası çok beğenmedim. Aynı şey bir sonraki maçta Trabzon bölgesinden Akhisar Ümraniye maçına Trabzon bölgesinden bir hakem verdiler. Furkan Aksu, ki programda şöyle demiştik. Niye Samsun'dan bir hakemimiz olmasın, bu maçı yönetmesin ki? Furkan bu sene çıkan klasmana bir hakemdi bölgeselden ve direkt A maçı verdiler. Ve hani bizim hakemimiz olsun diyoruz ama Furkan da hakikaten şansını iyi kullandı. Yetenekli bir hakem kardeşimiz demek. Evet. İyi maç yönetti. Hani fiziği ağım şahım değil ama her pozisyonda hakikaten pozisyonlara çok yakındı. Bu iki maçı özellikle baştan alayım dedim ki çok da ilgilenmiyor. Ne Bolu'nun, ne Eskişehir'in, ne Akhisar'ın, ne Ümraniye'nin eksik birisi olmayan evet. maçlardı. Ama burada işte 16. dakikada Kasango'nun pasıyla Abdülyayev ve 48. dakikada gene Kasango'nun ikinci asistiyle Arda Köksal 2-0'ı getirdi. 55'te 3-0 oldu gene Abdülkayev'le. Bu maçı böyle geçmiş olduk. Yani hocam bunlarla ilgili hızlı geçiyorum. Yani, tabii ki, tabii çok tabii. bir hani esprisi yok. Sadece üzüldük. Yani onun zaten tabii, haftalar öncesinden belliydi. Gençler mücadele etmeye çalışıyor. Etti. Umarım çok fazla oyalanmadan ikincilikte bu tarafa tekrardan üst tarafa. Tabii çok büyük bir camia. Yani bu temel taşlarından bir tanesi. Aşağılarda olması üzücü. Umarım bir an önce toparlar ve tekrardan. Her ne kadar Samsun Spor'un Eskişehir Spor'la daha önceden bazı husumetleri olsa da yani olabilecek. Yani hani otel vermeme durumları için, falan evet, vardı yani biliyorsunuz. Onları, ama onları da bir değinmeden. Tabii ki geçmişi biz geçmişte bırakalım. Bırakalım. Büyük aynen. bir camia. Ne olursa olsun çok büyük bir camia. Evet. Evet. Aşağılarda evet. olması hepimizi üzüyor. Akhisar 1, Ümraniye 0. Burada bahsettik zaten, Furkan yönetti Trabzon evet. bölgesinden. 67. dakikada 1-0 Ümraniye öne geçti. 80. dakikada Bertu 1-1 skoru getirdi. Yalnız burada Akhisar hakikaten çok iyi top oynadı. Top oynadığı dönem içerisinde Ümraniye gol attı. Daha sonra da 80. dakikada Bertu'nun bir golüyle, ki Bertu bayağı iyi, fena değil yani, iyi bir oyuncu. Dediğimiz gibi Akhisar çok daha üstündü. Bu maç berabere bitti. Dönelim Altay Bandırma maçına. Altay Bandırma maçını Murat Erdoğan yönetti. 4-3'lük bir maç. Evet. İlginç. Yani baktığımızda 31. dakikaya kadar bir anda skor 20. dakikada 3-0 oldu. Yani biz de tabii diğer tarafları takip ediyoruz. Kim ne yaptı, ne etti. Gerçi Adana Demirspor ve Giresunspor bizi çok evet, ilgilendirdiği çok için. Ama baktık burada yani. Direkt 3-0 oldu.
İlginçtir ki daha sonra 3-1, 3-2 ve 3-3 oldu. Son dakikalarda 90+4'te bir tane gol geldi. Ziya ile 4-3 Altay kazanmış oldu ve orada da sıkıntılar vardı sanırım. Yani en azından sıralamanın değişme tabii, durumu falan vardı değil mi? Maçı deplasmanda oynama avantajı vesaire bu tarz hesapların yapıldığı bir maçtı. Ama normal sonuç yani maçın gidişi çok hikayesi olabilecek bir şekilde ilerledi. Fakat tabii ki Altay'ın kazanması bizim beklediğimiz normal bir sonuç. Ama genel manada birazdan yine değineceğiz Altay'a. Çok gol atıp çok gol yeme gibi bir hastalıkları diyelim, bir durumları var. Bu maçta da aynısı devam etti. Burada hakemlik anlamında birinci yardımcı hakem iki gol iptali yaptı. Evet. Ki ikisi de doğruydu. İkinci yardımcı hakem bir gol iptali vardı. O da doğruydu. Altay kalecisi biraz Samsun anlamında biraz sıkıntılı bir kaleci olarak. Yani hatalı pozisyonlar, yani pozisyonlarda sıkıntı yaşıyor. Bu bir Samsun için ileride önümüze çıkabilecek durumlarda bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Devamında Balıkesir ve Altınordu maçımız var. Burada da Alper Barış Saka yönetti. Zaten Altınordu çok üstündü ve 5-0, 0-5 ile 3 puanı aldı. Burada da ilginç pozisyonlar vardı herhalde. Evet, evet, notlarını aldım. Evet. Şimdi bizim rakibimiz Altınordu. Hani geçen haftaki programımızda da söyledik. Altınordu ile biz eğer playoff oynarsak Altınordu eşleşmeyi isteriz demiştik. Çünkü aynı İzmir takımlarını istiyoruz demiştik. Bizim psikolojik olarak bir nasıl söyleyelim rahatlığımız var. O yüzden Altınordu ile ilk maçı deplasmanda yapacağız. Dolayısıyla bu maç da bizim için takip açısından önemliydi. İyi oyun oynadılar. Her zaman olduğu gibi gençleriyle, tecrübeli oyuncularıyla birlikte. Ahmet İlhan var İlhan orada. Özellikle maçı, abilik yapıyor. Yani maçı yine aldı, götürdü Ahmet İlhan. Pozisyon çok... İki golü doğru, var. Direkten dönen topları vardı Ahmet İlhan'ın. Dikkat edilmesi gereken oyuncu zaten. Hani sezon başından beri konuştuğumuz şey Ahmet İlhan'la alakalı, Enis Destan'la alakalı. Ama hakemlik adına da çok zor maç olmasa... Da birkaç ufak sıkıntılar oldu. Evet. Siz zaten şimdi şöyle aldınız. Enis Destan'ın bir penaltı pozisyonu. Penaltıyı ilk başta atamadı. Daha sonra kendi topunu kaleciden veya direkten dönse endirek serbest vuruş. Kaleciden döndü, tamamladı, gol yaptı. Orada yalnız hocam bir şey İki soracağım. İki nolu yardımcı hakemi mi? Yok. Pozisyonda Enis Destan'la birlikte koşan bir Altınordulu oyuncu vardı. Evet. Tamamlamak adına. Vuruş öncesinde ceza sahasına girdi. Evet. Ama biliyorsunuz hani çok fazla iptal edilmiyor. Özellikle yani TFF birincilikte bunlara çok bakmıyorlar. Evet. Hani varolu olan Süper Lig maçlarında buna çok dikkat ediliyor. Hı hı. Hatta çizgi bile çok fazla dikkat edilmiyor. Fazla bu işlere bulaşıldığı zaman hakemin başına ihale kalmış oluyor o anlamda. Çünkü şey için dedim, eğer Enis tamamlamasa o dışarıdan gelen oyuncu çok rahat bir şekilde topu kaleye gönderecek. Ki ona eğer hakem görmesi durumunda direkt müdahale ediyordu. İşte Enis'in vurduğu direkten döndüyse hani atışın şey tekrarı olabilir zaman, miydi? O yüzden merak ederek atışın sordum. Atışın tekrarı olmaz. Şöyle tekrarı olur. Her iki takımdan birer oyuncu girerse atış tekrarlanır. Gol olmazsa tabii gol ki. Olmaz, gol olmazsa tabii. Ahmet İlhan'ın 39 ve 46. dakikada bir tanesi normal hani penaltıdan değil. 39. dakikada bir gol, 46. dakikada da penaltıdan bir golü var. Evet. Ahmet İlhan gene katkısını yapmış oldu. Ahmet İlhan sezon yalnız, başından beri büyük katkı veriyor. Evet, Meta Mimaroğlu'nu burada hani Samspor'un da rakibi olduğu için bunlara dikkat etmesi gerektiğini tekrar tekrar söyleyeceğiz. Hocam özellikle sen bunları konuşacak çok güzel istatistikler çıkarmışsın. 71. dakikada yardımcı hakemin bir tane gol iptali var. Kesinlikle yanlıştı. Skor 4-0'dı. Evet, evet. 5-0 olacaktı. Daha doğrusu 0-5 olacaktı. Tabii hakemler bazen 4-0 oldu, 5-0 oldu. Böyle olduğu zaman biliyorsunuz rehafeti oluyor. Derken konsantre kaybına sebebiyet verebiliyorlar. Daha sonra zaten sanırım Hüsamettin'le birlikte 5 oldu. 82. dakikada 0-5 olarak Altınordu kazanmış oldu. Hemen Bursa Keçiören
Hani buna çok değinecek bir şey yok. Yok, yani sadece Keçiören Altınordu maçının sonucunu bekliyordu. Altınordu'nun sonucuna göre playoff oynama ihtimali vardı. Ama işte 0-5'lik bir skor olduğunda işte şey çok fazla da ilk yarıda böyle bir skor gelince diğer taraftan şey oldu çok herhalde değil mi? Gardı düştü. Hakemin kararları da çok fazla tartışılıyor. Zaten Koray Hoca yönetti orada. Hı-hı. Çok da tecrübeliydi. Evet. Soner, Melih ve Bilal Budak attı. Evet. Burada Bursa Spor'da gençlere çok önem veriyor. Yani bu Batuhan'la kapacak. Hakikaten evet. Batuhan'ı Galatasaray istiyor kapacağı. Kim istiyordu? Fenerbahçe evet. istiyor. Bu anlamda altyapıya geçen hafta da çok değinmiştik. Yani, İnanılmaz yani bir altyapısı var. Tebrik ediyoruz Bursa camiasını. Hakikaten boş durmamışlar. İyi çalışmışlar. Bu sene sezon, zaten. Tabii, sezonun ikinci yarısında Bursa'da şöyle bir durum da söz konusuydu. Hani takibimde düşmekten ziyade devre arasında para federasyona parayı yatırıp transfer tahtasını açıp acaba tecrübeli bir oyuncular ve yabancı oyuncularla şampiyonluk mu kovalayalım ki eğer öyle bir şey olursa gençleri büyük ihtimalle kızağa çekecekler. Daha tecrübeli oyuncularla oynayacaklar. Bir tercih yapmak durumundaydılar çünkü Bursa'nın bu gücü vardı ekonomik olarak. Onlar gençlere güvenip gençlere devam etmek istediler. Ama işte bir Ali Akman olayı vardı. Tabii yurt dışına transfer olma. O birazcık ritimlerini bozdu. Ki transfer bozdu. De oldu. Oldu. Orada bir düşüş yaşadı işte, zaten Bursa Spor. Bozuk ki Ali Akman da sezonu 10 golün üzerinde tamamladı. Ama yani ilk yarıda 10 tane attı. İkinci yarıda olsa kim bilir neler bir kesin yaptı. Bir playoff olurdu. Tabii takımın zorlardı yani. Bozdu. Ama aynen. Genel anlamda Bursa gençleriyle bütün Türkiye'ye... Yani, güzel bir hikaye. Şimdi mesela 2B takımlarına bakıyoruz. Yani genç oyuncular orada da var ama A'da yani TFF 1. Lig'de hakikaten çok genç oyuncular oynadı. Evet. Onlar için büyük şanstı. Kesinlikle. Bu arada da kendini gösterenler çok iyi oldu. İyi yerlere de transfer olacaklar herhalde. Yani özellikle Bursa önümüzdeki sezonlardan itibaren bunun ekmeğini çok yiyecek bir ve alt, Altınordu da zaten her Altın zaman Ordu yaptığı zaten iş misyonu, zaten. Okul olma misyonu var onların. Yani Türkiye'deki herkesin takdirini kazanmış bir cami Altınordu. Evet. Şimdi Ankara İstanbul Sporu var. Alper Çetin yönettiği Kocaeli bölgesinden 5. dakikada ve 62. dakikada Abazay ve Levent'in 5. dakikada Abazay 0-1 öne geçirdi. Daha sonra da Levent 1-1 yaptı. İstanbulspor'un kalecisinde özellikle not almışım. Onda da zaman zaman sıkıntıları var. Yani evet. Bu da bizim rakibimiz olduğu için. Sanırım ismini not almamışım evet. Ama açılmalarda, yan toplarda ama sıkıntıları... Ama bugün güzel bir maç çıkardı. Yani var. İstanbul 0-2 kazandı fakat öyle hani baktığımız zaman rakibine evet. Çok da hükmedemedi oyun olarak. Rakip takımda şimdi İstanbul Spor maçına geleceğiz ama genelde kompakt oynuyor. Fatih Tekke'den sonra bir düşüş yaşadı. Ondan sonra çıkış imelenerek devam ediyor. Evet. Bu Samsun Spor için iş yani konuşacağız ama hani biz İzmir takımları bize şanslı geliyor. Bir Altınordu devamında Altınordu evet. olursa inanılmaz olur. Ama onun karşısında biz inşallah Altınordu'yu eleyip karşımıza İstanbul Spor gelirse... Daha kompakt, daha topa basan evet. takım olduğu için bir Altay biraz dağınık. Disiplinli bir takım Denizli İstanbul. Toplamaya çalışıyor ama İstanbul Spor dediğiniz gibi disiplinli. Evet. Biraz bu oyunları birazcık bize benziyor. Şöyle birazdan konuşacağız zaten onları. Gol dağılımlarına vesaire baktığımızda Altay Payşa'ya bakıyor genel olarak. Sezonu 22 golle tamamladı. 22 gol yani öyle ama böyle değil. İstanbul Spor'a baktığımız zaman İstanbul dağılım. Spor'da... Orta saha oyuncularına da gol dağılımı var. Bu takımda biraz bize benziyor. Yani bizim oyun stilimize benziyor. Yani net çok golcü bir forvet yok. Ya da öyle bir şey yok. Takım oyunuyla ilerlemeye çalışan bir şey. Takım ama önlem alınması bu noktada zor oluyor. Yani işte örneğin kimden çok, gol tabii, olacağı kimden belli değil. Belli değil. Golün, ama tabii yani zor bir takım. Doğrusu bu mu? Bizde de zaman zaman hep yanlışları da söyledik. Yani ya bakıyoruz forvetimiz en fazla 5 tane gol atmış. Veli baktık 5 tane gol atmış. Evet. Orta sahamız 5'er 6 tane gol atmış. Forvetimiz atıyorum gene forvette bakın ismi bile aklıma gelmiyor. Forvette Nadir
7 gollü. Matias 4 gol. Yani 7-4. Nadir'i söyledik. Evet. Diğerinde 4. 4-4 gidiyoruz. Evet. Bu anlamda hani eksi olarak baktığımız zaman çok skorer forvetlerimiz yok. Ama artı olarak baktığımız zaman oyun genelinde yayılmış. Yani İlyas'ı, Yasin'i, işte Gökhan Karadeniz'i özellikle bizde sanırım orta saha ile birlikte gol sayımız çok daha fazla. Onlara zaten göre. Şimdi sıralamaya baktığımızda Ankara İstanbul Spor'u geçtik. Adana Samsun atlıyorum. Daha sonra geleceğiz veya konuşalım Adana maçını direkt isterseniz. Hiç şey yapmayalım. Evet. Yani sıradan bakıyoruz. 10. dakikasında biz olayı bitirdik. Yani artık yavaş yavaş diğer taraflardan gol beklemeye başladık ama sanki sözleşmişçesine 3 takım da ilk 5 dakikada 1-0 yaptı deplasmanda. Ve devamında da sözleşmişçesine gene Adana Demirspor ve biz aynı anda gol attık. Bir yandan telefonda izliyordum ben maçı izlerken. Takibi de o noktada zor oldu. Ben ikisi de takip ediyorum. Aynı anda gol attı. Giresun'dan gelmedi. Zaten Giresun maçına az sonra bir hakem gene bir faciası var arada. Evet, onu maalesef. Konuşacağız. Adana yani zaten 5. dakikada Yasin topuk pası Mücahit daha sonra Savicevic'in golü geldi. Gökhan gene çok fazla ortalıklarda görünmese de gene kilit paslarda gene Gökhan özellikle asistle Savicevic'e 0-2. Evet. Savicevic de birinci golde topukla ikincisinde de şöyle klasını gösterdi. Şık bir gol attı. Playoff öncesinde Savicevic için de bir moral oldu bu. Tabii. Bizim Savicevic'e biz her zaman söylüyoruz. Oyun anlamında da çok ihtiyacımız oluyor. Onun olmadığı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef çok sıkıntı yaşadık. Onunla birlikte eğer ki Ertuğrul Hoca bir de İlyas'ı koymuyorsa çok çok daha sıkıntı yaşıyoruz. Yani Guido'nun kaçırdığı 12. dakikada inanılmaz çok bir pozisyon var. Gene 15. dakikada Yasin'in kaçırdığı var. Ki Yasin çok katkı veriyor ama bu maçta hakikaten çok kaçırdı. İki gol alt pastan kaçırdı Yasin. Net yani o kale alanı içerisinde kaçırdı. 15. 35. dakikada. Şimdi biz konuşacağız ama 37. dakikada Yalçın'ın çok büyük bir hatası var. Zaman zaman Veli ile beraber Boli de dahil olmak üzere bu hataları yapıyorlar. Bu hatayı Adana karşısında yaptılar. İnşallah playoff'ta bu iki maçımızda böyle bir hata yapmazlar. Çünkü peşine Nurullah'ın net çıkarttığı bir top var. Ve Nurullah da yani sezon başında hakikaten baktığımızda ilk defa şöyle bir kurtarış yaptı. Yani birebir de %100 golü çıkarttı. Yani 1-2 olabilirdi. En azından şöyle söyleyeyim. Samsun Spor'u daha detaylı konuşacağımız zaman, playoff'ları daha detaylı konuşacağımız zaman da söyleyecektim. Adı geçtiği için söylüyorum. Nurullah'ın artık playoff'ta ben ekstra performanslar bekliyorum Nurullah'tan. Gerçekten. İnşallah. Çünkü her şeyi var bunun. Penaltısı var, uzatması var. Her şeyi var bu playoff'ların. Dolayısıyla sezon içerisinde belki tam istediğimiz performansta olmadı Nurullah ama biz onun potansiyelini ve yeteneğini ikincilikten biliyoruz. Çok çok güveniyoruz. Ertuğrul Hoca çok güveniyor kendisine. Taraftar olarak da bizler çok güveniyoruz kendisine. Playoff'larda Nurullah'tan ekstra bir performans bekliyoruz açıkçası. Aslında ekstra da artık beklemiyoruz. Yani olanın üstüne biraz katmasını istiyoruz. Yani ekstra bir şey yok. Yani Nurullah B'den çıktık. Yani ikincilikten çıktık birinci lige. Ama birincilikten sonra artık bir basamak üste atması lazım kendini. Bunu göstermesi lazım. Burada ben şunu söyleyeyim. Yani acaba bir kaleci antrenörümüzün bir üst seviyede bir hocamı olması lazım? Veya hani şununla aramızdaki konuşmalarda söylüyorduk ya. Başkan Galatasaray'a bedelsiz kiralayalım. Bedelsiz verelim. Şu Muslera'nın arkasında bir 6 ay bir pissin. Tabii. Orada bir abilik yapan birisi ona bir yardımcı olsun. Ondan sonra gelsin Samsunspor'un. Tabii bizimki biraz hani uçuk. Tabii yani ama bizim istediğimiz şu normalde. Hani Nurullah, İlerlemesi. Tabii Nurullah potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncu ve bir kaleci. Zaten hani medyadan, internetten vesaire sosyal medyadan da duyduğumuz kadarıyla hani üstteki takımlarında istedi. Olan özellikle Fenerbahçe'nin bir en son sakatlıktan sonra. Yani bir ilgisi var. Dolayısıyla Nurullah'ın aslında örneğin daha tecrübeli bir kaleci ile ondan yan yana olması. Çünkü Nurullah şöyle söyleyeyim kendisini hep kendi başına geliştiren bir kaleci. Yani üzerinde bir kaleci olmadığı için ondan görüp öğreneceği. Hani Galatasaray'da
Emre Belezoğlu Hacı'den bir şeyler öğreniyordu. Tabii. Kendisine abilik yapacak, ne bileyim topu nasıl tutacaksın. Alex'in gene. Yani büyük futbolcuların yanında pişmesi lazım. Büyük kalecilerin yanında pişmesi lazım. Tecrübeli kalecilerin yanında ki pişmesi lazım. Ki Ahmet aslında şeyde çok yeterliydi. Yedek kalecimiz Ahmet. Evet. Yani bir abilik yapıyordu ama Ahmet şimdi bu sezon ilk 11'de bir kere dahi çıkamadı. Evet. Böyle olduğu zaman da tamam ben abilik yapacağım ama bir iki kere maçta oynamadım ben. Evet. Hani bir yere kadar artık Ahmet, Nurullah Ahmet'in sözünü dinlemiyorsun. Çünkü bazen şimdi canlı yayınlarda şeye evet. gelmiyor, ses gelmiyor. Evet. Biz statta olduğumuz için Nurullah herkese Veli, Ahmet, Mehmet yani hani alt üst ilişkisi de olması yani, lazım her evet, zaman. Tabii. Belki ilişkileri çok farklıdır. Biz uzaktan maç içerisinde Erkan diye bağırıyor evet, mesela böyle. Evet. Sonuçta ondan 10-15 yaş evet. atıyorum. Hani 15 demesek de bir 10 yaş büyük. Evet. Hani bir alt üst ilişkisini onu da dengelemesi lazım. Maçı, maçın belki heyecanıyla da bazen olabilir. Olabilir. Evet. Samsunspor maçını böyle bir toparladık. Evet. Yalnız burada Kubilay değişikliğinden sonra iki tane Kubilay'ın her zaman giriyor. Gene bir 30 metre, 35 metreden evet. vurdu. İki tane net direkten dönen topu var. Evet. Kubilay yani, denemekten çekinmiyor. Dakika kaç olursa olsun, skor ne olursa olsun kesinlikle şutu denemekten, çalımı denemekten, yani risk almaktan, sorumluluk almaktan kaçmıyor. Sadece biraz daha güçlü olacak. Yani fiziksel anlamda onun bir ufak bir zaafı var ama yani bu var futbolcudan ama da hani teknik olan futbolculardan çok şey istenmez. Hı-hı. Ya gol atıyor, asist yapıyor, top dağıtıyor. Kilit pasları yani var. Kilit pasları var. Bu adamdan çok koşma isten ama halbuki biraz yani ilk 11'de yer alabilmesi için Ertuğrul Hoca'nın isteği bu futbolcunun koşması. Ertuğrul Hoca'nın isteği şey böyle çarpışan oyuncu. Kesinlikle evet. ikili mücadeleden kaçacak. Biraz da sağlamcı tabii. Sağlamcı olduğu kalacak, için. Diri kalacak oyuncu istiyor Ertuğrul Hoca. Kupayında ekstra meziyetleri olduğu bir gerçek. İşte şöyle, o da onu kapatıyor evet, aslında. Kesinlikle. Çünkü çoğu kilit maçlarını Çilingir İlyas çözdü evet, yani. Çok kilit pasları var. Büyülü bir ayağı var. Ben aynen. Hiç olmadık yerden bir şut çıkartıyor. Veya kale alanına öyle bir orta kesiyor ki evet. dokun dokunma geçen bir şekilde haftaki, giriyor. Geçen haftaki gol gibi değil mi? Yani evet. yani kritik noktalara çok hassas. Uzatmalarda Nabi'nin attığı bir gol vardı hatırlayamıyorum. Onun da yine duran toptan ortasını yaptı. Yani İlyas'ın hem ortaları hem pasları hem şutları ikinci yarıda daha sonradan oyuna dahil olmasına rağmen attığı 7 tane gol var. Şu anda takımın en golcü isimlerinden bir tanesi. Ki yani kaç orana baktığımız zaman dakika, 70. dakikadan çok, genelde 70'ten tabii. sonra aldığı maçlarda. Evet. Geri kalan 20 dakikada kaç dediniz? 7 golü 7 var. Golü var. Çarpın bölün belki de dakika başına en fazla gol atan tabii, oyuncu tabii, şu anda. Dakika skor olarak en yüksek oran İlyas'ta. Evet bunu da geçtikten evet. sonra Tuzla Giresun maçı. Tuzla Giresun işte Eren Tozlu'nun var. Daha sonra Balde'nin. İşte 1-1 oldu, 1-2 oldu. Balde'nin güzel bir golü var ama burada şimdi eğer ekranlara verebilirsek penaltı bu maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan bu sezon hakikaten Süper Lig'de çok fazla maç alan hakemlerden. Çok genç. Yani 3 büyük takımların evet. teker teker maçlarına çıkan hakemlerden. Ancak şimdi şu pozisyona bakıyorsunuz. Tuzla Sporlu siyahi oyuncu ve Giresun Sporlu oyuncunun bakın orada bir diz üzerinde bir teması evet. var. Bakın buradaki ayrım şu. Burada sarı kart çıkarttı Atilla Hoca. Kimse de itiraz etmedi buna. İtiraz etmedi. Çünkü belki kuralı bilmiyor. Belki ben de, o yüzden evet. diyorum her zaman futbolcular sezon başında, sezon ortasında, sezon sonunda hatta mentor olarak, danışman olarak bir tane hakem ayrılmış olabilir, emekli olmuş olabilir, emekli demeyelim de yani bırakmış bu olabilir. Bu işleri eden, bilen, evet. takip eden gelecek anlatacak evet. bu kadar. Yani evet. bu kadar basit. Şimdi şu pozisyonda kural diyor ki eğer ki Giresun Sporlu oyuncu topla oynama niyeti olup atıyorum kaydı, topa vuramadı, oyuncuyu indirdi. Ama niyet topa, evet. niyet topa. Böyle olduğu zaman diyor ki bu pozisyonda sarı kart ver diyor. Evet. Ama şimdi biz tabii yayıncı kuruluş olmadığımız için ancak bu şekilde oynatıyoruz. Şu pozisyonda direkt oyuncuya temas var. Oyuncuya çelme var.
Artık dirsek de sırttan da bir itiş oradan var. Oradan da yüklenme var. Şimdi böyle olduğu zaman topa değil oyuncuya müdahale var. Niyet de oyuncuya olduğu için burada bariz gol şansı bariz gol şansına sokup kırmızı kart verilmesi lazım. Ben bunu şimdi maç esnasında söyledim. Ya söylediğim kişiler bile inanamıyor buna. Çünkü kural bilinmiyor. Kural bilinmiyor. Şimdi bakıldığı zaman bu çok büyük bir hata. Bakın bu kaçıncı dakikada oldu? 14. dakikada. Evet, geriye 1-1 olacak. 76 veya 75 dakika. Tabii. Aynen 75 dakika 90 dakika düşünürsek veya 80 dakika. Şimdi 80 dakika Giresun'un 10 kişi oynadığını düşünebiliyor musunuz? Peşine penaltı atıyor. Geriden geliyor 1-1. Evet. 10 kişi. Geçen haftaki hata belli. Ondan önceki hata belli. Yani şimdi eğri doğruya doğru. Şimdi bu pozisyondan sonra Giresun'un attığı bir offside gerekçesiyle iptal edilen gol var. Onu da konuşacağız. Evet. Yani buna evet bu yanlış derken diğer pozisyonda yanlış olduğunu biz burada söylememiz lazım. Ama inanır mısınız yani 75 dakika Giresun gene şey yaptı. Yani atabilir. Evet. Ama 10 kişi. Şimdi Tuzla konusuna gireceğiz ayrıyetten. O 5 futbolcuların gene kadro dışı kalması, ikinci yarıda gençlerin 16-17 yaşındaki çocukların U19'dan alınması. Bunları geniş kapsamda konuşacağız. Pozisyonları irdelemek anlamında söyleyeceğim. Şimdi o pozisyonu görmedik ama bir sonraki pozisyonda, şimdi bu pozisyonu aldık sana. Şimdi ekranlara gelmeyecek ama onu ben size anlatayım. Giresun sporlu bir oyuncu ortayı kesiyor. Ceza sahası içerisinde gene sanırım golü atan aynı oyuncu Eren Tozlu olabilir. Vuruyor 90'a gönderiyor topu. Yardımcı hakem tam hizada ama ince bir avans vererek pozisyonu kaçırıyor. Evet. Yani ben burada yardımcı hakeme şey demem. Yani hata bulma. Evet. Çok ince bir pozisyon ama devam ettirmesi daha doğruydu. Ve burada Giresun Spor'un da bir tane golü gitmiş oldu. Ama 11 kişiyle. O pozisyonda kalsalardı 10 kişiyle olacaktı. Ama gelin görün ki Tuzla ikinci yarı. Geçen hafta yani 80. Hocam, dakikada 0-0 iken Adana Demir'in 10 kişi kalması gerekiyordu aynen. Geçen hafta. Bu sefer de bu hafta da Giresun kalması gerekiyordu. Maalesef olmadı ama bir de bizim takımımıza son haftalarda gösterilen kırmızı kartları gördüğümüz zaman yan yana koyduğumuz zaman insan diyor yani hep mi biz şanssız olacağız? Aynen birbirinden noktada. Bağımsız pozisyonlar ama birleştiği zaman, şu offside pozisyonuna şey yapamam ama sen yani 3 büyük takımları 4 büyük takımların maçlarını yönettin. Oradaki lazım. O pozisyonu çözmen lazım. Evet, kesinlikle. Yani kesinlikle topa müdahale yok. Oyuncuya müdahale var. Bunu senin sezmen lazım. Ama bizim ne antrenörümüz, ne futbolcumuz, ne de hakemimiz diyorum artık. Evet. Çünkü bu pozisyonda bunu bilmen lazım ki orada kırmızı kartını göstermen lazım bariz gol şansında. 2 haftadır maalesef büyük maalesef hatalar oluyor. Şampiyonluğa ama giden yani öyle böyle değil. Puan puana. 3 takımda 70 puanda. Yani kabul edilebilir hatalar değil. Yani değil, değil. Hakikaten ya anlayışla karşılanıp da ya tamam hakemler de insandır hata yapar. Ya yapılan hatalara baktığınız zaman ya bu kadarı da olmaz diyor insan. Bu kadar da büyük hata yapılmamalı. Çünkü evet. Sen Süper Lig'den geliyorsun bu maçı yönetmek adına ama yaptığın hataya baktığında affedilebilecek hatalar değil. Şeyde bunlar. Eğer playoff maçlarına mesela geçtiğimiz zaman FIFA hakemleri verebilir çok tecrübeli Süper Lig hakemleri verilecek. Zaten orada VAR uygulaması da olacak. Tabii olacak ama şöyle sıkıntı oluyor zaman zaman. Zamanında beni playofflar maçlarında bir Malatya maçında Fırat Aydınus hocayı vermişlerdi. Şimdi üst perdeden bakıyor Fırat Aydınus genelde. Hani ben zaten üst yani burada özellikle oraya geldiğini söyleriz ama Samsunspor'da oyuncuların çok dikkat etmesi lazım. Fazla diklenme yok. İtirazı kesinlikle, gerektiği kesinlikle, zaman. Kesinlikle. Mesela Gökhan Alsan'ın ikinci yarıda anlamsız bir gene itirazdan sarı kart görmesi var. Yani yok gerek yok bunlara. Evet. Yapacağın zamanı bileceksin. Evet. Ne zaman şu cümle doğru olmaz ama hakemi ne zaman baskıya alacağın zamanı da bileceksin. Hayır, ama niye baskı? Sen doğru, yani doğru hocam baskıya da alabilirsin hakemi. Şu anlamda diyorum. Tabii ki alabilirsin. Hani benim hakem olmam anladım. Sebebiyle anladım. Bunu söylemem anladım. Çok doğru değil ama doğru yerde. Şimdi Ertuğrul hocamıza tamam şey diyoruz ama
Duruyor Ertuğrul Hocam. Ondan sonra gidiyor, maç bitiyor, itiraz ediyor, tak atılıyor. Hani itiraz etmen gereken yerde itiraz edeceksin ki. Maç içerisinde değil mi? Orada göstereceksin. Onun haricinde. Çünkü sen, oyuncu da bakıyor kulübe. Hani kendini parçalayan bir hoca görmek ister açıkçası. Yani ama onu Ertuğrul Hocam'da zaten bir beyefendi kişiliği var zaten. Yıllardan beri bu hani takdir edildi. Fakat bir şey hocamız istiyor yani. Evet. Hem taraftar, yani taraftar yok ama seyirciler, televizyon başında izleyen seyirciler, orada gene 100 kişi varsa 100 kişi, bundan beklentimiz, evet, beklenti bu. Evet. Şimdi Samsun maçında konuştuktan sonra Tuzla maçında konuştuk. En son Menemen Adana Demirspor, zaten Padippa Ezze bir penaltı var. Sinan ve Zenke'nin, daha sonra Menemen'in işte 4-0 iken bir tane gol atıyor. Evet. Zenke biliyorsun bizim Antep'lerde oynadı, Samsun'da oynadı. Bizim yani özel bir oyuncu. Özel bir oyuncuydu. O maç zaten 55 numara yiyordu, o da evet, Samsun'a karşı. 1-4 bitti. Evet. Adana Demirspor açıkçası vura vur geldi ve yani Adana Demirspor'un 14 puan farkı kapattı ama konuşulacak. Biz Adana'ya gittik maçtan sonra. Belirli bir süre maalesef statta kalmak durumunda kaldık. Hadi biz çıktık, daha sonra kulüp kalmak durumunda kaldı. Adana Spor Başkanı kayıt dışı olarak çekimleri tamamen kapattırıp ya Yüksel Başkanımızla başkanın biraz beklemekte fayda var. Emniyet güçleri tamamen kavşakları tuttu. Ama malum kutlamalar da var. Bir sıkıntı olmasın diye takım otele gitti ama otelle takımı bıraktıktan sonra otobüse bir öyle bir durum oldu. İşte onlar sosyal medyada paylaştığı için ben de burada söyleme gereği duydum. Böyle durumlar oldu. Evet. Hazin olan şuydu, 80. dakikada kutlamalar başladı. Evet. Tabii Adana'dasın, Adana Spor'la oynuyorsun. Adana Demirspor Süper Lig'e çıkıyor, kutlamalar başladı. Gardımız düşmüyor değil, düştü. Evet. Şimdi artık bundan sonra... Artık bunlar bizim için geride kaldı. Geride kaldı. İsterseniz şimdi şeye geçelim. Bıraktık. Evet. Özellikle hani playoff karşılaşmalarını alabilirsek, takvim belli. Takvimde yalnız şöyle bir durum var. Altay İstanbul, Altınordu, Yılport, Samsunspor. Daha sonra da işte tarihleri zaten görüyorsunuz ama... bazı sıkıntılar var. Şimdi iki takım playoff'a kaldığı için Altınordu ve Altay İzmir takımı burada bir sağ sıkıntısı olabilir deniyor. Tarihler değişebilir deniyor. Bakıldığında şimdi Altay İstanbulspor Altınordu biz ne dedik? İzmir takımları bize biraz daha rahat geliyor. Şanslı, şanslı geliyor. Ben şahsi fikrim İstanbulspor'la ancak hiç karşılaşmayalım. Altınordu ve Altay'la ikisinin de şöyle bir şey, galip gelip üst tarafa çıkalım. Altay'la final oynamak yüreğim içimden geçen. Evet. Tabii ki istiyoruz Süper Lig'e çıkmayı. Yani biz çıkamazsak da ki çıkmasın istediğim takım da Altay'dır. Eğer bu şu gruptan, şu eşleşmelerden eğer biz olmazsak Altay yani olsun. Şunu söyleyeceğim. Yani. Şimdi İstanbul Spor ya sayıyoruz. Tamam, benim mesela ilk Süper Lig maçım İstanbul Spor, Malatya Spor maçın hakemi Selçuk Dereli'ydi. İlk Süper, o benim için ayrıdır. Mersin bölgesinden Murat Ercan diye bir başka bir yardımcı hakem arkadaşımız vardı. Ama ya İstanbul Spor'u şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karagümrük, Başakşehir, Kasımpaşa... Yani bir, şimdi İstanbul Spor'u ekleyeceğiz. Bir bölgesel lig oluşuyor. Hani, normalde 18 takım var. Hadi şimdi 21 takım ama ya 18 takımda 7 takım. Hadi 21'de 3'te 1. 3'te 1 İstanbul takımları. Yani bunlara bence bir çözüm bulmaları lazım. Yani evet. Şehir takımlarının. Burada aslında İzmir, işte Giresun tabii ki ezeli rakibi ama... 11 maçlık bir periyot yakaladılar, aldılar, artı bizi burada yendiler, götürdüler. Bakıyorum bir şehir takımlarının çıkması lazım. Adana da çıksın tabii ki. Yani büyük şehir. Samsun çıksın. Evet. İşte Konya, Hakeza, Bursa, Eskişehir çıksın. Bunlar hep altyapısı olan kulüplerdi. Evet, ama evet. Şimdi İstanbul Spor. Ya İstanbul Spor zaten 7-8 oluyorsunuz ya. Yani veya 6-7 oluyorsunuz. Evet. Yani buna gerek var mı?
Ya orada da biz böyle biraz konuşuyoruz da tabii mücadele ediyorlar, şey yapıyorlar. Ona bir şey demiyoruz ama 10'da çıkar, 15'te çıkar ama burada da biraz öz eleştiri olarak da şehir takımları kendilerini eleştirecekler artık. Hani bir hata yapıyoruz. Nerede hata yapıyoruz? Yani bizim Samsun Spor olarak bizim şehrimizden şimdi Bafra Spor olsun, Çarşamba Spor olsun bu takımların da profesyonel liglerde olup şehre spor anlamında tabii şu anda Çarşamba Spor 3. ligde ve ortasıların biraz üstünde evet. bitirdi. İlk bölgeselden çıktı. Fena gitmedi. Gitti. Hatta play-off'u zorladı. Evet. Ama şimdi Bafra büyük bir ilçe. Zorlaması lazım. Tabii ki. Diğer ilçelerimiz de aynı. Futbolcu pazarı açısından da tabii ki büyük bir etkileşim olacaktır. Bizim şehir futboluna da büyük katkısı olacaktır bu durumun. Tabii. Ama dediğim gibi bu şeylerin şehir takımlarının kendisinde biraz öz eleştiri yapması lazım. Büyük camiaların Eskişehir, Bursa, Samsun yani nerede hata yapıyoruz bunları bulup ona göre teşhis koyup tedavi etmeleri de gerekiyor. Şimdi hocam senin güzel istatistiklerin var evet, burada. Bu playoff hocam, maçlarını konuşursak eğer. Playoff maçlarında. Zaten ekranda da var playoff evet. maçları. Şimdi hocam. Yani bu İstanbul Spor'u bir konuşalım. Güzel istatistik var. Altın Ordu öyle. Altay'ın var. Evet. Sen onlarla hocam, acaba. Önce rakibimizden başlayalım. Evet. İlk birinci rakibimiz Altın Ordu. Hocam iç sahada 4 mağlubiyeti var. Dış sahada da 4 mağlubiyeti var. 45 gol yemiş. 58 gol atıp 45 gol yemiş Altın Ordu. Yani defansif anlamda sıkıntıları olan bir takım. Biz biraz da dağınık. Dağınık. Dağınık bir takım. Dolayısıyla bizim Altın Ordu'yu deplasmanda gol bulmamız, hani birden fazla gol bulabileceğimizi de düşünüyorum. Yüksek bir ihtimal. O yüzden Altın Ordu maçının tabii ki futbolcular, hocamız, camiamız çok ciddiyetle hazırlanacak. Altın Ordu maçının bize sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum Altın Ordu'nun. Tabii ki maç sahada oynanıyor. Koşacaksın, mücadele edeceksin. Ondan sonra sonuca bakacaksın ama genel manada baktığımızda 7'yi 45 gol ile playoff grubu içerisinde en fazla gol yiyen takım, defans ve kale açısından en fazla sıkıntısı olan takım. Fakat şöyle bir istatistik yaptığımızda da Altın Ordu ile alakalı forvet attı Ahmet İlhan. Bayağı gol attı. 9-10-10 da herhalde değil evet, mi? 10 Ahmet gol İlhan. Atmış. Metehan Mimaroğlu 7 gol atmış. Hüsamettin Yener 5 gol. Enis Destan 13 gol. Ahmet Dereli 9 gol. Yani toplam 44 gol atmış. Evet. Şimdi ben Samsun Spor bize baktığımız zaman bizim forvet attığımız maalesef 17 golde kalmış. Yani orta saha ağırlıklı bizde. Orta saha az önce de konuştuk. Orta sahamız daha yoğun bir şekilde evet. gol atıyor. Bu da şu gösteriyor bize hücum bölgesi çok zengin Altın Ordu'nun fakat defans anlamında savunma olarak büyük sıkıntılar olan bir takım. Bizim de bu sıkıntıları değerlendirebilecek oyuncularımız Gökhan Karadeniz, Yasin'i, Kubilay'ı çok oyuncumuz var. Yani bundan faydalanacak. Ama bu tabii yani daha çok gole yönelik olan durumlarda. Hani tabii. bunların forvetlerin çok gol atması defansının ama kötü olduğunu göstergesi değil tabii. Tabii ki tabii. Yani. Ama şöyle bir şey çok da gol yemişler. Hani yedikleri gol sayısı da çok fazla. Dolayısıyla ben Altın Ordu'da büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum inşallah. Şimdi Ahmet İlhan'a ve sanırım Enis Destan'a dikkat etmek lazım. Yani bu iki oyuncu özellikle evet Ahmet İlhan kanat forvet olarak çok katkı verdi. Bir de sanırım Metehan. Bu üç futbolcu evet. kilit oyuncu. Ahmet Dereli de vardı. 9 golü. Evet yani tabii. forvet hattı çok şey. Başarılı. Çok başarılı. Gerçekten özellikle yani Enis'in kaç yaşında oldu? 18 veya 19 olabilir. Muazzam bir fiziği evet. var. Ve rahatlıkla transfer. Zaten Altın Ordu'nun şöyle bir başkanın açıklaması vardı. Benim Süper Lig'de işim yok. Evet. Playoff'lara da kaldılar. Bravo. Çok da iyi oynadılar. Hiç yani ben şu takıma biraz şöyle yatayım. Bununla böyle oynayayım. Kesinlikle. Şununla böyle olayım. Böyle bir durumu neyse, yoktu. Neyse ellerinden geleni yaptılar. Ya, ayrıyetten de tebrik etmek ya, lazım. Müthiş bir okul Altın Ordu. Aynen. Bizim aynen. burada düştüğümüz sene. O örneği vermiştin. Evet. Sene, Altın Ordu'lu futbolcular maç sonunda daha henüz oturmamış olan yeni stadımızın çimlerine çıktılar. Maçtan sonra o çimlerde yenilmesine kaldı. Rağmen tabii, de bir de. Tabii. Evet. Yani bu büyük bir davranış. Yaşları küçük ama
yaptıkları davranış gerçekten ben çok etkilenmiştim. Yani o kültürü alıyorlar anladığım kadarıyla. Sanırım zaten... Altınordu'nun orada Metin Oktay'ın da bir girişlerde heykeli vardır. Metin Oktay biliyorsunuz zaten yani duayen futbolculardan karakteriyle, futboluyla. Ki zaten yetiştikleri topçulara da baktığımız zaman şimdi Avrupa'nın büyük kulüplerinde, büyük liglerinde. Tabii. Hop direkt alıyorlar. Tabii yani. Ve hakikaten izleniyor. Değil, izleniyor. Yani özellikle TFF 1. Ligi de bu menajerlerin izlendiği veya işte hocam, izleme komitelerinin İstanbul izlendiği görünüyor. Gitti. Tak şey, aldı. Yani, Zeki neler yaratıyor biliyorsunuz. Zeki Burak. Lili'de, evet. Yani Burak'ın bu haftaki golü nasıldı? Harika gol. Yani ilk başta dışa falso, sonra içe falso alıyor. Evet. Tekrar dışa dönüyor. Top. Mükemmel. Ve sol ayakla. Evet, evet. Yani belediye başkanının açıklaması var. Lille 5 belediye başkanının açıklaması var. Böyle giderse diyor heykelini dikeceğiz diyor. Ben inanıyorum. Hemen sosyal medyaya attım ben. Evet. Yani gururlanmamak yani, elde değil. Kesinlikle. Şimdi hocam şimdi Altın Ordu'yu konuştuk. Bir sonraki İstanbulspor ve Altay'la da birkaç şeyler edelim. İstanbulspor'da forvet hattı olarak onlar da bizim gibi 17 gol katkı yapmışlar takımlarına. İstanbulspor forvet attı. En dikkat çekici isim İbrahim Yılmaz forvette. Yalnız onların da orta alandan Onur takım kaptanları 10 numaraları 12 golleri var. 12 evet. golü var. Orta saha oyuncusu. Tabii orta saha oyuncusu olmasına rağmen Roka 9 gol katkı vermiş. Patrick Atkol 4 gol. Abazay var. Abazay var. Levent Ayçiçek de kenar oyuncusu olmasına rağmen 4 gollük katkıyla. Hem asisti var hem golü var tabii. Bu hafta. Evet. Bir asist bir gol yani Levent'in. Baktığımızda az önce söylediğimiz gibi İstanbul Spor'da biraz daha, daha derli toplu. Kapalı oynuyor. Evet, yani şu grupta Altınordu ve Altay'a göre daha kompakt oynayan, daha derli toplu oynayan takımlardan takım bir yani tanesi. Önlem alacaksak burada hani önlem alacağın oyuncu sayısı çok daha fazla. Çok da. Şimdi Altınordu'ya baktığımız zaman hani tamam dedik. Özellikle mücadeleye yönelik farklı bir kadro. Gerçi kadromuz ilk 11'i ne çıkacağı belli de. Şimdi Altınordu 44 gollük katkı vermiş forvet oyunculara fakat 5 forvetle oynamıyor bu takım. Tabii. Yani sonradan giriyorlar katkı veriyorlar. Sonradan girip katkı. Ama İstanbulspor'da şu anda saydığımız isimlerin hepsi çok 11'de. Şey de yok. Yani çok fazla kadro genişliği de yok. Altınordu'da bir genci çıkartıyor, diğerini katıyor falan. Bizde de bir geniş kadro var. Tabii bizim kadromuz zaten çok geniş. Şimdi İstanbulspor'un baktığımız zaman ligde 11 maçı gollemeden tamamlamış. Biz 14 maçı gollemeden tamamlamışız. Bu noktada bu 11-14. Tabii 11'e 14. İç saha ve dış saha durumlarına baktığımız zaman İstanbulspor'un içeride 3 mağlubiyeti var. Bizim dışarıda tek mağlubiyetimiz var. Hani bizim Bursaspor 4-1. Evet. Zaten dışarıda 4-1 mağlup olduk. İçeride 3 tane mağlubiyetimiz var. Maalesef. O da ikinci yarıda Adana Demirspor, Giresunspor, bir de ilk yarı İstanbulspor. Evet. Yani ya burada yani şu zaten şu her şeyin göstergesi. Evet. Adana, Giresun, İstanbul. Deplasmanlarda maalesef sağlam oynamışız fakat 5. sıradayız. Keşke beraberlik olmasaydı da bir tane oradan yani oradan bir galibiyet çıkarsaydık. İki tane. Kaç tane beraberliğimiz var? Zannederim 8 veya 9 deplasman. Deplasmanda yani, 8 veya 9 ondan 1-2 tane galibiyet çıkarsak diğerlerini mağlup olalım. Aynen. Önemli değildi. Evet. İşte evet. Ertuğrul Hoca'nın özellikle deplasmanda ben daha sağlamcı oynayayım. Evet. Takımı çok öne götürmeyeyim mantalitesi hani bir eleştiri anlamında yani playoff öncesi de gene söylemekte ben fayda görüyorum. Matematik hesapları çok yapılıyor lig başlarken hani ortalama 2 puan deniyor. 70 puandı bizim şu anda yani 34 çarpı 2 68 2 puan üstündeyiz ama evdeki hesap işte. Maalesef şimdi böyle çarşı ben orada da güzel bir şey vardı. 66 İstatisi. Puanla çıkılmış, 72 puanla çıkılmış, 69 puanla, 63 puanla, 65 puanla lider olarak çıkmış takımlar. Bundan 5 sezon öncesinde ama biz maalesef 70 puanla playoff oynayacağız. Şimdi şurada mesela Altay inişli çıkışlı. Evet. Altınordu'nun da iniş çıkışları oldu son dönemlerde biraz da. Ama İstanbulspor Fatih Tekke'den sonra düşüşe geçip sonra imelenerek devam etmesi var. O da işte sıkıntıya sokan bu. Evet. Ama
Bizim de en son Sayın Başkan'ın son yaptığı icraattan sonra seri galibiyetlerimiz var. Evet. Sanırım dördüncü veya dördüncü galibiyet üst üste olması lazım. Evet. Şimdi veya beşinci diyelim. Yanlış olmasın. Biz de imelenerek çıkıyoruz. Burada alta iniş çıkış. Altın Ordu gençlere yönelik. Biz oyun olarak o yüzden da, biraz da İstanbul Spor'dan çekincem skor değil, var. Oyun olarak da çok ilerledik o kadro dışı olaylarından. Daha sonra. Takım, o toparlandı. O ilk şoku atlattı. Evet. Şimdi gayet derli toplu oynuyoruz. Ben tamam şey yapıyoruz ama İstanbul Spor'u istemiyoruz ama şey değil. Ya, bizim karşımıza yani kim çok çıkarsa da matap çıksın, bir şey değil. Bizim kim takımımız, bizim her takımımız, türlü. Yani şu karşısına hangi takım gelirse en iyi gelsin, kadrosu. Ya, bakın hani kadrolarından demiyorum. En iyi kadrosu. Ve emin olun hocam şu oynadığımız oyunu, Süper Lig'de oynasak çok daha farklı değerlerde oluruz. Fakat şöyle de bir durum var. Birinci lig tabii Süper Lig seviyesinde değil. Burada biraz daha kaba tabirle vura vur gitmen lazım. Şimdi Adana Demir onu yaptı. Hani ya Herron ya Neşteri, Merron diyorlar ya hocam. Ama Neşteri hani, erken vurdular. Yani erken vurdular. Yani o tekrar şey olayına girmedi Adana Demir. Ya benim Samsun deplasmanında bir puan iyidir demedi. Ben gideceğim kazanacağım dedi. Ona göre oynadı. Burada biz oynamadık zaten. Evet, Adana Demirspor'u hani ben bunu alırım diyemiyoruz ama Giresun'da ya hakikaten şimdi kırmızı kartlar gelene kadar eze eze gittik. Tabii canım, ama 9 kişi kalmışız. Hala atak yapıyoruz. Yani bunu biz demiyoruz. Herkes söylüyor. Tabii o maçlardan birinden bir puan alsaydı çok daha farklı. Yani orada acaba hani frenleyeceğimiz zaman takımı frenleyemedik. Bakın yönetim anlamında, ya, idari işte, anlamda. Hocam. Yani idari derken teknik direktör anlamında. Ya bir müdahale. 9 kişiyiz. Beraberlik de olabilir. Senin zaten bir üstündeki takım bu. Arayı ya açma. Bir panik hali oldu o 3-4 maçlık. O 2 kırmızı kart yediğimiz Altınordu ve Giresun maçı tabii. Sonrasında yine bir kırmızı kart yedik. 2 maçta 5 kırmızı yedik. Ertuğrul beş... Hoca dahil. Evet. Yani kartlarında tartışılır olduğunu pozisyonları ben söylemiştim. Orada futbolcular tartıştı, iyi niyet tartışıldı, işte hakemlerin hataları tartışıldı vesaire. Bu noktada bizim takımımız bir bocalama sürecine girdi. Maalesef orayı İstediğimiz gibi atlatamadık. Atlatamadık. Hasarlı atlattık. Tabii. Hasarlı. İlk yarıdaki yaşadığımız şeyi orada da yaşadık. Şarampolden yuvarlanmayı diyelim. Diyelim. Ama sonrasında toparladık. Ve şu anda form olarak da oyunculara teker teker baktığımızda da takımın genel durumuna baktığımızda da hocamızın durumuna da baktığımızda ki başkanımız da zaten geldi artık her maçı takip ediyor. Her maça gene yani Adana'ya geldi. Bolu'da gene beraberdik. Buradaki ev sahibi iki takımda da buradaydı. Evet. İşte sağlık problemlerinden dolayı biraz daha erken müdahale bu işlerin ama şöyle de söylüyordu başkan yani bana her şeyin iyi olduğu söyleniyordu dendi. Evet. Yani ben hani telefon görüşmelerimde şöyleydi böyleydi. İçerideki huzursuzluklar çok fazla konuşulmadı. Evet. Veya söylenmedi. Evet. Kendi beyanı benim değil. Evet. Bunlardan biraz daha önce müdahale edilebilseydi belki şu anda biz çoktan şampiyonluğu kutluyor olacaktık. Zaten, artık geçmiş artık biz sünger çekmiş olduk. Şimdi en son Altay'la ilgili. Evet. Altay'da bizim rakiplerimizden. Evet hocam. Şu anda playoff'ta. Bizim rakiplerimiz. Altay'la ilgili nasıl bir istatistik hocam, var hocam? Altay'da zaten hani akla gelen ilk isim Paşao biliyorsun hocam. 36 Paşa, yaşında bu sene 3. sezonu yine 22 gol. 22 gol. 22 muazzam. Maçta 22 golü ama var. Ama bu sezonluk 22 değil. Daha önceki sezonlarda bu rakamları yakaladı yani. 30'lara kadar gelmişti. Geldi. Ya şöyle bizim forvet attığımız 4 oyuncuyla 5 oyuncuyla özür dilerim. 17 gol. Altay'da Paşao tek başına 22 gol. Bu da yanlış anlama olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Oyun stili bakımından. Evet. Baktığımız zaman Ertuğrul hocamız takımın geneline skor yükünü yaymak istiyor. Evet. Ama biz de isterdik. Zaten konuştuk böyle tam bir nokta center for gol vuruşu çok net olan bir oyuncuya bizim ihtiyacımız var mıydı? Çok ihtiyacımız var. Yani bizim vardı. Şu takım içerisinde ya şimdi Nadir'in 15 gol atacak, 15 ve üzeri gol atacak bir takım, bir oyuncu bizi şimdi, çok farklı ama yerlere şöyle taşıyor. Oldu. Şimdi Tomani'nin ikinci haftada sakatlanması sakatlanması tabii sıkıntı yarattı. Kısa transfer döneminde kimi alabiliriz, kimi alabiliriz? Nadir. Düştü elimize. Nadir baktı ama Nadir gene saç baş yoldurduğu pozisyonlar var ama
Hatta yani protokolde dahi ya gene mi Nadir, gene şöyle, gene. Ama ben gene Nadir'in destekçisiyim. Çünkü Nadir çok kritik maçlarda çok iyi puanlar aldı. Dolayısıyla şu eldeki bu, yapacak bir şey yok. Ve ben sadece her zaman şunu söylüyorum. Neydi bizim geçen seneki iki tane forvetimiz vardı? Bahattin Köse. Bahattin Köse ve bir de Başakşehir'den. Başakşehir'den şu anda yurt dışında oynuyor. İnanılmaz gol atıyor. Bahattin Kocaeli'ye gitti, kayboldu ama Bahattin meselesinde başkan direkt karar aldı. Kesin biletini dedi. Hani bu arka kapı politikası iyi işlenip başkanın gidecek de elini öpecekti. Başkanım ben yanlış yaptım, hatalı davrandım. Bize direkt net olarak gereken forvet tipi işte evet. Bahattin'di. Ki 2B'den yani 2. ligden çıkarken şöyle bir gollerini hatırlayın. Bizim böyle bir forvetimiz maalesef TFF 1. ligde olmadı. Maalesef olmadı. Hani bu boyda, bu fizikte topla alıp gitmesi, nasıl diyeyim, gol vuruşu, kule santrafor evet, tipi. Evet. Yani her türlü özelliği vardı. Ama işte bu, biliyorsunuz bu Almancı demek istemiyorum ama o taraftan gelen, yani orada yetişmiş bizim Türk vatandaşlarımız biraz daha olaya biraz daha farklı bakıyorlar. Evet. Yanlış yönlendirmelere sebep olunup farklı demeçlerde yapıyor. İşte başkan da ya tamam yani bu eğer böyleyse ben seni bırakırım der ve gider evet. Ve kendisi de şimdi şey yaptı. Yani kendisi de Kocaeli'de yok oldu hocam, gitti. Kazan kazan tekniğiyle yönetilir. Bazen evet. De kaybet. Şimdi burada kaybeden hem biz olduk hem Bahattin. Aynen oldu. Öyle. Ama artık o geçmişte kaldı. Bu çok kaldı geçmişte Bahattin. Kaldı ama hani benim şey olarak hani olabilir miydi? Olabilirdi evet. Bu. Yapılabilirdi. Yapılabilir, tabii ki. Orada yani başkan futbol takımı aradaki kimse Astopal mı? Ertuğrul Hoca mı? Veya başka bir abi mi? Bu problemi çözüp başkandan özür diletilecekti, eli öptürülecekti. Ondan sonra da bir şekilde takımda tutulacaktı evet. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi hocam Altay'ı da bahsettik. Yavaş yavaş da programımızın evet, tamam. Altay'da son sonuna olarak, geliyor. Evet. Varsa son olarak tamamlayalım hocam. Kapel 6 gol atmış. Yine ekstra olarak dikkat edilmesi gereken Erhan Çelenk var. O da 7 gollü orta sahada oynayan. Evet. Yani sürpriz golleri olan 7 gollük katkı vermiş bir oyuncu. Altay bizim için ilk maçımızı biz orada 0-0 berabere kalmıştık. Sonrasında burada içeride 1-0 yendik. Eşleşmelerde çok bize zorluk çıkarmayacak takımlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Tamam çok kariyerli oyuncuları var. Ona bir şey demiyoruz ama genel manada oyun kalitesi olarak baktığımızda bizim oyunumuz Altay'ın oyunundan çok daha iyi. Tamam bireysel performans bakımından çok öne çıkan oyuncuları var Altay'ın. Evet. Bireysel olarak bakıldığında vay işte dedik ya şimdi herkesin duyduğu Paşa olsun. Evet. Evet biz de olsaydı çok katkı verirdi elbette ki verirdi. Ama belki de bu oyun düzeninin içerisinde Ertuğrul Hoca'nın oynattığı oyun düzeninde belki Paşa da çok yüksek skorlara ulaşamayacaktı. Tabii. Genel manada bakıldığında Altay'da ben finalde karşılaşmak istediğim benim gönlümden ve geçen ikimiz Altay, de aynı Samsun, şekilde. Tabii, Altay evet. Samsun finalini isterim açıkçası. Ama şu playoff grubunda bizim yenemeyeceğimiz takım tabii, yok. Ve iddia ediyorum içeride ve dışarıda yani deplasmanlarda da aynı şekilde. Ama gene çok kontrollü. Özellikle deplasmanda bu sefer hani çok dengeli oynamamız evet. Lazım. Şimdi, dönüşü burada çünkü. Tabii. Çünkü evde yani ev sahibi olarak oynadığımız maçlarda biz genelde o istatistik vardı. Daha iyiyiz. Aldığımız evet. Puanlar evde evet. Çok daha fazla. Deplasmanda genelde beraberlik. Bu da bizim için bir avantaj. Bu oyun stili aslında bakarsanız şu anda playoff oyunu. Bizim için şu bir anda. Tabii bizim için. Ve biz bunu avantaj. Zaten 34 hafta boyunca bu senaryoyu biz yani oynadık. Evet. 10 beraberliğimiz var. Çoğu da deplasmanda. Aynen kendi öyle. İki beraberlik vardı. Burada galibiyet. Aynen. Burada defansa çok dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Nurullah çok dikkat edecek. İşte o yüzden dedim hani Nurullah'ın evet. Ekstra performans dememdeki kastım buydu. Çünkü karşılaşacağımız takım da Payşao olacak. Tabii ki. Tabii ki. Enis Destan. Ama ilk maçta biz kitledik biliyorsun.
Tabii. İzmir'de de kitledik. Aynen. Yani Paşao falan, Paşao Maşao kalmadı ortada. Tabii. Yani oyun stilimiz, yani Ertuğrul Hoca istediği zaman oyunu kilitleyebiliyor. Yani evet. Skor ne lazım? Beraberlik mi istiyor deplasmanda? O beraberliği alıyor. Evet, yani takım oyun stilimiz buna. Zaten 34 hafta boyunca buna göreydi. Şimdi hocam birkaç tane daha şey söyleyeyim. Özellikle şimdi tarih olarak tam bilmiyorum ama Chelsea ve Manchester City Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Stadı'nda evet. oynanacak. Yalnız burada bazı sıkıntılar var. Diyorlar ki pandemiden dolayı iki takım da nasıl olsa İngiliz takımı, biz bu maçı İngiltere'de oynayalım. Yani. Ama Wembley, ama başka bir yerde. Bunu Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreterliği söylemiş. Şimdi buraya bütün UEFA'dan yetkililer evet. geldi. Stat için o kadar bakım onarım yapıldı. Tartan pist kaldırıldı. Evet. Ki biz de orada çok koşmuş, hem de maça da çıktık. Rüzgar panelleri yapıldı. Sanırım 2000'li senelerinde bir özellikle Chelsea Milan maçı vardı. Liverpool Milan maçı vardı. 3-0'dan 4-3'e dönen. Evet. Ya inanılmaz bir hikayesi vardı. Şimdi bundan sonra böyle bir talep var. Bu nasıl olur? Nasıl biter? Pandemi dönemini ön plana çıkartarak acaba bu final maçı Türkiye'den gider mi gitmez mi? Böyle bir gündem var. Peki şöyle bir şey sorayım hocam size. Hani lafınızı kesiyorum ama iki takımın isteğini UEFA değerlendirip daha önceden vermiş olduğu bir kararı geri alabilir mi? Yani UEFA her türlü kararı almakta yetkin. Ancak çok kısa bir süre kaldı. Bir daha bunların hepsinin, şimdi bırakın UEFA'nın yetkilerini, hem Chelsea'den hem Manchester City'den finale kaldıklarından sonra ekipler geldi. Evet. Burada nerede kalınacak, hangi otel ayarlanacak, evet. nasıl gidip gelinecek? Hani bunlar pandemi... bütün tamamıyla komisyonlar toplanıp ne yapıldığı belli. Ama şimdi bu pandemi olduğu zaman biliyorsunuz geçen sene TFF karar aldı. Ben ligden düşürmeyi kaldırdım dedi. Yani olur her şey olur. Pandemi de bir aylık bir süreç değil. Yani 1,5 seneden beri pandemi. Olan bir şey hani ama bunun... şu var hani... Bu Chelsea'de, ikisi de İngiliz takımı evet. olunca. Ha ben söyleyeceğim, İtalyan takımı olsaydı bunu söyleme senin şeyin olabilir miydi? Yani. Cesaretin olabilir miydi? Hayır. Olamazdı. Bence geri atmamamız lazım veya onun karşılığında bir şey almamız lazım, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Yani çünkü önümüzde... Büyük hazırlıklar yapıldı. Tabii çok büyük hazırlıklar yapıldı. Şimdi bir de... şunu söyleyeyim. Kadın futbol ligimiz vardı. Antalya'da bir aylık bir süreç geçti orada. Evet. Oradaki yani Süper Lig ayarındaki bayan takımlarımız karşılaştılar. Ve final maçında Beşiktaş Vatanspor'du. Beşiktaş burada şampiyon oldu. Bayan FIFA hakemlerimiz orada görev aldı. Beşiktaş orada şampiyon oldu şimdi. Ve en son olarak hani bunu söylemek istedim. Onun haricinde zaten maçların hepsini yani, evet. değerlendirdik. Bir sonraki programı açıkçası normalde her pazartesi 17'de yapıyoruz ama şimdi bu fikstüre göre veya programa göre değişecek mi değişmeyecek mi bilemiyoruz. Maç olur ertesi gün veya iki gün sonra olabilir. Evet. Ona göre bir hareket içerisinde olacağız. Umarım güzel playoff programlarımız olur. Mutlu, yüzümüzün güldüğü. Aynen. Keşke Samsun Spor çıksaydı da tabii ki biz de programı kesinlikle. Hani artık araya girip bir sonraki sezonda devam etseydik. Evet. Ama şartlar bunu gösterdi. Biz de demek ki bu playoff sürecinde de birkaç program daha yapacağız. Ondan sonra da biz de tatile gireceğiz diyelim. İnşallah. Hocam son söz olarak playoff'ta oynayacak tüm takımlara, en çok da kendi takımımıza başarılar diliyorum. Hayırlısı buymuş demek ki. Evet, her şeyde bir hayır var. Hocamıza, başkanımıza, camiamıza, taraftarımıza güvenimiz sonsuz. Biz nerelerden geldik? Kesinlikle. Yani ne badireler atlattık. Umarım inşallah playoff'ta da alnımızın akıyla çıkıp Süper Lig'e gideceğiz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Hakem Köşesi spor severleri diyelim. Bu haftalık da bizden bu kadar. İnşallah programımızı beğenmişsinizdir. Hayırlı iftarlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.